Evet dostlar, istediğiniz büyükşehir çalıştı. Gitti sizin için, hiçbir imkanı boşa harcamadık. Elimizden ne geliyorsa yaptık. Sabah çalıştık, akşam çalıştık ve Lemur'u getirdik. Selam. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyidir, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol abi. Keyifler yerinde inşallah. İyi. Sabah çalıştım. İşimi yaptım. Bitirdim. Erken bitti. Yani arka planı anlatayım size. Anladım. Can abi müsait misin işte? Önümüzdeki hafta yaparız belki diye konuşmuştuk. Yazdım Instagram'dan, dedim benim bugün işim erken bitti. Yarım saat hazırlık ve şu an buradayız. Çiçek. En güzel abi, doğaçlama böyle spontan olacak. Hayat hızlı yaşanacak ya. Öyle yavaş yavaş nereye kadar? Gençliğin sırrı bu değil mi abi? Abi bak, ben sana sorularımı hazırladım. Zaten hani ilk seninle iletişime geçtikten sonra ben sana hazırlık yapmaya başlamıştım kafamda, böyle şunu sorayım, bunu sorayım, bilmem ne diye. Bu kanalı izleyenler biliyorlar, bu BBS yani birbirlerine sorduk formatının içerisinde temel sorduğumuz 2-3 tane soru var. Herkese soruyoruz bunları. Ondan sonra sana özel sorular başlayacak. Hazır mısın? Hazırsan başlıyorum o zaman. Hazırım. Bu arada hiçbir ön hazırlığım yok. Soruları da anladı. Evet, sorular yok. Evet, sorular da gitmedi. Evet. Hiç bugüne kadar birilerini hackledin mi? Çok. Harbi mi? Çok. Ama öyle 3 tane 5 tane değil. Eyvah, bunlarca diyorsun yani. 18 yaşının altındaydım. Onu ek olarak öğreteyim. Night Online diye bir oyun vardı zamanında, evet, biliyor musun? Biliyorum. Kesin biliyorsun. Tabii ki. Evet. Belirli bir şeyden sonra o artı basmalar, itemler falan çok zordu böyle. Yetişemeyeceğin seviyeler ya da millet işte artı 8 şartla Şahin takas ediyorlar falan. Öyle bir dönem. Tabii ki bunlara ulaşamıyorum. Olmuyor. Kaç yaşındaydım o zaman? Bayağı da küçüktüm. Abi benim web işine girişimin başlangıcı bu. Night Online'ın sitesinin birebir aynısını yaptım. Üstüne Action Script öğrenip oradaki o flash animasyonları falan yaptım. Orada böyle şeyden spamleyebiliyordun. Global chat gibi bir şey vardı şu an. Çok da hatırlamıyorum. Hani hala oynayanlar bana şey yapmasın. Çok uzun zamandır oynamadım. Global chat'ten spamlıyorum işte. Bir bedava bilmem neyi almak için şu sayfaya gidin. Sayfada şey bu arada. Nightonline.freedomain.com mesela. Şu an sallıyorum. Böyle çok leş bir şey. Adam carpet bombing şeklinde phishing yapıyor. Bütün server'ı phishlemiş. Ulan sen bir kişiye iki kişiye yapar. Bütün sonucuyu niye phishliyorsun? Ondan sonra şeye falan başladık. Bir yerden sonra bu chatten şeyleri banlamaya başladılar. Hani spam yaptığın anda böyle ban atmaya falan başladılar. Özel mesajdan başladık. İşte böyle 3-5 arkadaş grubu şey diyoruz işte. Parayla satılan kolda parlayan bir şey vardı böyle. Ya da ellerin parlıyordu. Ellerin pardon. Ellerini böyle parayla satılan yani premium gibi satılan böyle ellerini turuncu sarı falan parlattığın böyle bir şeyler satılıyordu. Bir glow efekt yani, böyle basit bir şey. Ondan olmayan ama itemleri iyi birini görüyoruz mesela. Aa niye almadın şuradan onu? Çok büyük pislik ya. Abi oradan ben bayağı bir uzun bir süre yolumu buldum arkadaşlar biz falan. Efsane hikaye bu ya. Bak bunu hiç bilmiyordum. Görün. Lemur neymiş görün. O zaman ikinci soru. Hacklendin mi hiç? Abi hiç hacklenmemiştim. Geçenlerde başıma bir şey geldi. Daha 2-3 aylık olay bu arada ama teknik olarak ben hacklenmedim yine. Dolaylı yoldan alışveriş yaptığım bir siteyi hacklemişler. Oradan kredi kartı bilgilerim gitmiş. Anladım ben nereden bahsettiğini. İsmini verme şimdi. Anladım ben olayı. Orada kayıtlı olan sanal karttı ama şeydi. Ben normal büyük ekipman alışverişlerini falan da sanal karttan yapıyorum. O yüzden sanal kart bile olsa limiti yüksek. Bir de Facebook üzerinden çekmişler mesela, ona şaşırdım. Ne alaka ya, bak Facebook enteresan. Büyük ihtimal Facebook'ta şey yok işte, o 3D Secure falan hiçbir şey yok. Ha doğru, yok. Yayıncılara bağış atıyorlar, sen daha iyi bilirsin. Ulan o olay, hikayeyi biliyorum ya, leş. Ve hala devam ediyor saçma şekilde. Facebook için değil, bir de TikTok'ta falan neler dönüyor yani, onu biliyoruz, çok felaket. Evet, işte orası. Oradan Facebook üzerinden çekmişler işte böyle. İlk önce küçükten başlamışlar, büyüterek devam etmişler. Bana da en başta mesela 150 dolarlık olanlarda SMS falan gelmedi. Normalde gelmesi lazım. En son bir 350 dolar mı ne çekmişler, orada SMS geldi. Dedim ne oluyor, ben dolarla bir şey almıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Garip... Dolarla hiçbir şey almıyorum. Aga be, kurumuş boğazım. Hayır, dolarla bir şey alsam bile 350 dolarlık almıyorum. Yani şey, Çin'den bir şey alırken falan 150 euro limitimiz var artık. Bir baktım çatır çatır bir dünya Facebook'tan para çekilmiş. İlk önce Facebook'la iletişime geçtim. Diyorlar ki kartınızın son 4 harfini verin, ay sayısını verin, bir şey yapın işte. Veriyorum diyorlar, yardımcı olamıyoruz. Böyle bir saçma sapan bir durum. Bankayı aradım. Banka üzerinden şey yaptım. Onlar dedi biz Facebook'a itiraz edeceğiz. İtiraz ettiler. Bir 3 ay sonra falan param geldi. Orada tek sıkıntı dolar karşılığını değil, o dönemde çekilen TL karşılığını verdiler. Oradan bir zararım var. Kurdan zararım var. Abi, o kötüymüş bak. O kötü olmuş. Ama en azından geri aldım. Ona da şeyim ya, şükür. Seni takip edenler zaten biliyordur PC'yi sevdiğini ama yine de sormamız gerekiyor bu formatın sorularının arasında. Mac mi, Linux mu, Windows mu? Abi şimdi Linux'u direkt sil zaten.
zaten bir ara. Hevesle ben de işte yok bilgisayarlarıma kurdum. Eski bilgisayarım varken mesela işte Linux'u kuruyorsun çok hızlı çalışıyor falan ama ne hızlı çalışıyor? Tarayıcı. O hani... kadar. Başka hiçbir şey çalışmıyor. Net Windows'cuyum bu arada ben ya. Mac kullandığım dönemler de oldu. Özellikle bir ara gerçekten Adobe programlarında falan hızlı olduğu bir dönem vardı Mac'lerin. Ama şu anda Windows çok daha iyi. İşte yok M1 geldi muhteşem hızlı falan. İşte benim bilgisayarımda 3090 var. Şimdi mesela orada M1 bilmem kaç çekirdekli GPU falan böyle yükseliyor. 3090 bitiyor. Niye bitiyor? Niye bitiyor? Çünkü işte atıyorum 75 wattla limitlemişler. Ama ona 600 watt veriyorum ben böyle gidiyor ondan sonra hani. Bildiğin roket. Ya ben de şimdi ofis için M1 Mac kullanıyorum. Açık konuşayım. Discord'da falan böyle ağır Apple fanboyları var bizim ekipte. Diyorlar ki abi çok iyi muhteşem falan filan. Hani baktım abi ben öyle demedim yani. Yok abi. Demedim abi. Bana bir tane X1 karbon verseler her türlü tercih ederdim yani. Anlatabildim mi? M1'li Air'ı denedim. Pro'yu denemedim yani şey yapmış olmayayım. Pro konusunda bir deneyimim yok ama Air'ı denedim. Kasıyor abi. M1 kasıyor yani. Chrome'a giriyorsun. Chrome'da bile tekliyor. Orta seviye bir Windows laptop'tan daha performanslı gibi gelmedi bana. Aa doğrudur abi. Air kullanmadım ben. Pro'da bakıyorum ama Pro'da da öyle uçmuyor yani. Anlatabildim mi? Böyle uf demiyorsun yani. Tek farkı sen de hemfikirsin olacaksın büyük ihtimalle. Fan sesinden kurtulduk. Eski Intel Mac'ler bildiğin uçak gibiydi abi ses olarak. O yok artık. Şey konusunda kesinlikle destekliyorum. Bir düşük güç tüketiyor. Evet. Verimliliği çok yüksek. Onda o konuda hakkını yemem yani yiğidi öldür hakkını yemem muhabbeti. Isınma problemleri mesela şu an önümdeki laptop benim bayağı ince hafif taşınabilir bir şey ama yine de bir miktar birazcık zorladığımda bir şey başlıyor. Isınma başlıyor. Fan olmasına rağmen ısınma başlıyor. Ofis için kullanacaksan gün içinde sürekli aç işte maillerini cevapla, Teams'ten toplantını yap vesaire şeklindeyse bence kesinlikle MacBook tercih edilebilir. Ama ben her şeyi yapmak istiyorum dediğinde orada Windows. Ve ben her şeyi yapmak istiyorum. Haklısın. Bir de şöyle bir şey var yani yapabileceklerin anlamında falan filan o konuda katılıyorum. Kimse kusura bakmasın ağır bir Apple fanboyu hiçbir zaman olmadım. Hayatımda değişik aralıklarla Mac girdi çıktı. Şu anda da girmiş durumda takılıyor öyle ama çıkar. Çok durmaz orada ben diyeyim yani. iPad Pro var burada mesela. Aktif olarak her gün kullanıyorum. Bunu ilk inceleyenlerin hepsi yeni bilgisayarım. Artık laptop taşımıyorum. Böyle pazarladılar. Abi bu bilgisayar değil yanından bile geçemez. Ciddi mi diyorsun? Bak ben onu iyi olduğunu düşünüyordum değil mi abi? Abi yanından bile geçemez. Bir kere şey yaptım hatta. Tatile giderken yanıma laptop almadım. Bir hafta orada böyle kafamı duvarlara vuruyordum. Yani böyle basit şeyleri yaparken bile o kadar çok uğraştırıyor ki. Bak ben o tufaya düşüyordum ha az kalsın. İyi oldu bu söylediğin. İçerik tüketmek için çok iyi. Oyun oynamak için çok iyi. Diablo Immortal'a başladım mesela. Telefonda veya bilgisayarda oynamaktan çok daha iyi bunda oynamak. Bu iyi bir bilgi bak. İçerik tüketmek için kesinlikle alınır ama yan fayda olarak alınır yani. İşte düzgün bilgisayarın olursa yanında ek konfor için alırsın. Yoksa bilgisayar olarak kesinlikle alınacak bir şey değil yani. O zaman buna yakın bundan devam edeyim. Bugüne kadar sorduğum insanların hepsinden aldığım cevap neredeyse aynı. Senden farklı bir cevap geleceğini ümit ederekten soruyorum. Hazır mısın abi? iOS mu Android mi? Android. Farklı cevap. Herkes iOS diyor çünkü. Eyvallah. Ama şu an şöyle bir durum var. Şu an iki telefon kullanıyorum ben. Birisi Samsung Note 10 Plus Android tarafı. Telefon olarak da son 3 yıldır güncel iPhone alıyorum. Ama Instagram için diyeceksin kesin. Sebebi tamamen Instagram bu arada. Nasıl başka bilmiyorum. Hiçbir sebebi yok. Note 10 Plus'ı da ilk aldığımda bu arada Instagram'la anlaşmalı çıktı. Kamera app'inden açıyorsun. Direkt Instagram diye sekme var ve muhteşem güzel atıyor. Story'yi Instagram app'inden değil de Samsung'un kendi kamera app'inden çekiyorsun ve direkt otomatik linkli gibi şeye gidiyor. Orada en son çektikten sonra Instagram'a yönlendiriyor. Seni oradan paylaşıyorsun. Çok muhteşem başladı ve her güncellemede yavaş yavaş kötüleşti. En son delirdim. Yani normalde iPhone yan telefon olarak duruyordu. Anca işte bize bazen application reklamları falan geliyor ve önden açmak için iOS istiyorlar. O yüzden normalde kullanıyordum. Şu anda mecbur ana telefon olarak yanımda taşıdığım telefon bu ama hala Note 10'u da kullanmaya devam ediyorum. Hala mesela tasarım olarak falan iPhone'dan daha güncel hissettiriyor bana. Bak bu da tahmin ediyordum senden böyle bir cevap geleceğini iyi oldu. Ya kanalda bir çeşitlilik olsun abi kime sorarsam iOS diyor. İşin güvenlik ve privacy tarafındayım. İşin güvenlik ve privacy tarafına baktığın zaman hani iOS bir tık daha şey ama bununla beraber mesela işin hacking ve pentesting tarafına girersen de o zaman Android'le yapabileceklerinin sınırı yok. Yani iOS orada seni kısıtlıyor. Kullanıcı güvenliği açısından iOS ama mesela security'ci, pentester falan olacaksan, hacker olacaksan Android olması lazım. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ama ben de o yüzden böyle arada kalıyorum. Kendim kullanıyorsam iOS kullanıyorum. Kafam rahat ediyor falan şeklinde söylüyordum. Abi kime sorduysam iOS diyordu. İyi sonunda bir tane Android cevabı aldık. Pozitif taraflarını öncekiler anlatmıştır zaten. Kesin. Ben negatif taraflarını anlatayım. Anlat abi. Abi arka planda Bluetooth'a yükleme yapamıyorum. Böyle bir saçmalık olamaz. Drive'a bir video yükleyeceğim. 500 MB'lık video için mesela ekranın başında ekran açık şekilde bekliyor.
bekliyorum ya. Ekran kapanırsa yine gidiyor. Çok saçma. Değil mi? Öyle bir rezil rezil şeyler var gerçekten. Haklısın abi. iPad'de de aynı. Evet evet, hepsinde aynı. 300-500 megabaytlık bir şeyde bu o kadar şey değil. Ölümcül bir dezavantaj değil. Benim mesela 5 GB'lık dosya yüklemem gerekiyor. Başında bekliyorum böyle. Şey, ekran kararmaya başlıyor, tıklıyorum. Kararmaya başlıyor, tıklıyorum falan. Ha bir de hata mı verdi? Devam etmiyor. Android'de devam ediyor mesela hata verdiğinde. Ben onu nerede yaşıyorum biliyor musun? Hani böyle bazı siteler var. Açıyorsun film, dizi, MP3, oyun MP3 falan var ya hani öyle. Onları böyle ekrana aktarmak için mesela şey kullanıyorum. Apple TV 4K var bende. Abi ekran bir kararıyor. Filmin tam ortasındayız. Kalıyor böyle. Tekrar aç, tekrar para aç, bunu aç, tekrar düzelt falan diye uğraştırıyor adamı. Sinir ediyor beni. Chromecast nasıl abi? Babalar gibi. Atıyorsun, unutuyorsun. İster bilgisayardan gönder, ister telefondan gönder. Nereden gönderirsen gönder. Gidiyor abi mis gibi. Şimdi özel soruların geliyor. Hazır mısın? Evet hazırım. Şimdi bundan sonra terleteceğim seni. Hadi başlıyoruz. Abi bu sendeki Lego 3D Print gadget hastalığı genel anlamıyla nereden geldi? Sen ortaokulda nasıl bir çocuktun mesela? Geçmişten mi geliyor bu? Bir anda bir sabah kalktın, ben Lego yapmalıyım falan diye bir kalktın. Nedir abi olay? Bizim sülalenin neredeyse hepsinde bir şey var. Çocukluktan gelen ve herkeste bir Lego şeyi var böyle. Neredeyse hepsinde. Hepsinde demeyeyim ama çoğunun evinde böyle kocaman Lego leğenleri falan olurdu yani. Ben de çocukken direkt yapmaya başladım yani, bizimkilerde şeydi o konuda. Annem etrafı dağıtıyorum diye gıcık oluyordu. Çünkü birazcık da şey var bende. Burada mesela bu masada yapmaya başladıysam bu masa o proje bitene kadar başka hiçbir şey için kullanılamaz. Ay çok 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 gıcık. Çok sinir edici. Yemek masasını iplak ediyordun sen o zaman. Aynen aynen. Kusura bakma yol geçecek buradan, ben anlamam falan şeklinde. Kapatıyordum orayı diyorsun. Evet, o yüzden annemle çocukluğum ve ergenliğimde öyle bir şeyimiz vardı. Hatta bu geçen sene falan annemle şey muhabbetini yaptık bunu. Anne dedim, o çocukken gıcık olduğun şeyler işime dönüştü dedim. Ne düşünüyorsun dedim. Nereden bileyim diyor. Babam benim karoserci. Muhtemelen ne olduğunu çoğu kişi bilmeyecek, o yüzden şey yapayım. Mesela şey düşün, boş bir otobüs geliyor böyle, koltukları moltukları yok. Bunu yolcu otobüsüne işte bu şehirler arası Kamil Koç'a çeviriyorlar falan, öyle düşünün. Ya da kaza yapmış otobüs, motoru falan her şeyi sağlam, kasasını falan yapıyorlar. Yani otobüs üzerine karoserciydi. Fabrikatör değil. Çoğu kişi beni şey sanıyor, böyle muhteşem zengin birinin oğlu falan sanıyor. Öyle değil miydin falan diyormuş şimdi, ben de iyice yangına körükle gidiyorum değil mi burada falan. Ben o dükkana gidiyordum işte, dükkanın üst katında böyle eski otobüslerin falan böyle şeylerini kurcalıyordum işte. O üstte böyle hoparlörler, ışıklar mışıklar olur ya. O mesela kazalı otobüsten hepsi değişeceği için mesela 3 tane artmış ve devamı da yok. 3'ünü atmışlar oraya hurda yani. Belki bir gün lazım olur falan diye. Ben çıkıp onların işte hoparlörlerini söküyorum. O teyp buluyorum. Çalışmıyor. Yağmur altında orada terasta kalmış ama. İşte onun için amfiyi çalıştırabilir miyim falan. Topluyordum böyle. Öyle başladı diyebiliriz aslında ilk böyle şey merakları. Bir şeyler yapma merakı diyeyim. Anladım. Gadget merakı diyorsun. O şekilde başlıyor. Peki okulunda öyle şeyler var mıydı? Ya da arkadaşların arasındaki muhabbet nasıldı? Hani sen okula nasıl yansıyordun? Normal sosyal hayatına o yıllarda nasıl yansıyordu? Nasıl bir çocuktun yani o anlamda? İlkokul ve ortaokulda ben öğretmenlerimle sürekli problem yaşayıp yaptığım şeye benim yaptığımı inanmadıkları için ağlayan falan bir çocuktum. Ama şey böyle hani bir şey yapıyorum, getiriyorum. Kim yaptı bunu? Sana 60 vereceğim. Niye? Başkası yapmış bunu. Ya ben yaptım. Şimdi bir taraftan da düşünüyorum. Kontrol plaktan ev yapma projesi mesela. Herkes yapmış işte böyle kulübe gibi işte o çizdiğimiz böyle üçgen şeyle falan. Ben yapmışım. Dubleks ev, içinde ışıklar var. Üstüne çok düşüyordum. Böyle. Acayip severek yapıyordum ve o da yansıyordu. Ve ben çok uzun bir süre işte bu öğretmenler yüzünden falan kötü yapmaya başladım. Resim dersinde mesela proje yapıyorum mesela, kötü not alıyorum. Makarnanın yarışmasına yolluyorum projeyi. Derece alıyorum ya da işte ilk üçe giriyorum falan böyle. Bu öğretmenlerin bir şekilde bunu deşmesi lazım. Hani gerçekten bu çocuk mu yapıyor, yapmıyor tabii mu? Tabii canım. O eğitim sisteminin genel sorunu abi bu. Türkiye'deki genel anlamda baktığın zaman hep böyle bir sorun var ki yani. Adam bunu kendim yapıyor, nasıl yapıyor? Bunu da yapmak çok kolay be abi. Soracak öğretmen orada, sen mi yaptın kardeşim? Evet. Peki anlat bakalım nasıl yaptın? Adım adım. Bu kadar basit. Anlat yani. O da anlatacak ama şunu da hak vermek lazım. Öğretmenin de vakti yok. Attığı taş vurduğu kuşa değiyor mu? O öyle bir durum. Öğretmen de hayatından bezmiş. Şimdi yetişkin bir adamsın. Sana ona göre sorayım. Bugün sen öğretmen olsan ve her gün sıtkın sıyrılmış 60 tane öğrenciyle bir arada olduğun bir sınıfta olsan ne kadar şey yaparsın? Yani sistemin zaten bunu desteklemesi lazım. Sistemde hata var. Evet orası öyle ama bir taraftan da kendimi düşünerek şey yapacağım. Tam olarak bir düzgün bir empati kurabilir miyim bilmiyorum ama hani herkesin karton kutudan ev getirdiği bir yere birisi dubleks ışıkları yapılmış falan böyle bir elektrik sistemli ev getirse deşerdim diye düşünüyorum. O da doğru aslında. Bakardın lan bu ne diye değil mi? Yani biraz farklı yapmış herif yani. Bir ilgilen. Tabii o da doğru. Belki mimar olacaktın. İçinden inşaat mühendisi çıkacaktın belki abi. Belki bambaşka bir şey çıkacaktı. Anlatabildim mi yani? Bilmiyorum. Beni çok pis küstürdüler ama o konuda ve ben böyle şey ondan sonra belki 5 yıl falan böyle hobisiz bir dönemim var herhalde. Peki bir şey soracağım.
YouTube'da milyonları gördükten sonra diyeyim. Eski okul arkadaşların, öğretmenlerin falan filan çıktı mı piyasaya? Geldiler mi merhaba falan diyenler oldu mu? Öğretmenlerimden olmadı. Ya da olduysa da görmedim. Kaçırmış da olabilirim. Sonuçta telefonlarım falan hiçbir şeyim yok yani. Ben okurken okula telefon götürmek yasaktı. Birkaç tane şey denk geldi mesela. Hani Instagram'dan böyle bazen rastgele DM'leri okuyorum. Instagram'da DM okumak bu arada çok verimsiz ve zaman kaybı bir şey. Çünkü hiç düzgün bir arayüzü yok. Bir tanesi denk gelmiş. O ne haber işte, tanıdın mı, hatırladın mı falan. Ve aradan bir süre geçtikten sonra tabii ünlü oldunuz ya. Değil mi? Ama ben görmedim. Hani... Hayır, gördüysen bile 10 senedir de görüşmüyoruz yani. Yani o saatten sonra görüşsek ne olur, o zamana kadar bir yerde en kötü ihtimal Facebook'un patladığı dönemde falan bulsaydın o zaman. Değil mi yani, o kadar meraklıysan diyeceksin. Doğru söylüyorsun sen de. Bu Instagram DM konusunda kesinlikle katılıyorum sana. Şu işlere başladığım günden beri DM okuyamıyorum abi. O kadar kötüyüm ki Instagram DM konusunda. Yani insanlar bana artık küfrediyorlar. Bir sürü insan da takipten çıkıyor. Hepsinden de özür diliyorum. Yapacak bir şey yok yani. Gerçekten dünyanın en verimsiz mesaj okuma şeyi olabilir. Çünkü tıklıyorsun, okuyorsun. Bir sonrakine geçmek için işte yeniden tıklıyorsun. Tekrar geri aşağı kaydırmaya başladıktan sonra yani ilk sayfayı okuyabiliyorsun. Ondan sonrası yok. O ilke denk getireceksin. O ilke denk getiriyorsan tamam. Oluyor. O zaman oluyor. Paket açılış videosu yapmak nereden çıktı? Nereden geldi aklına? Abi onun hikayesi çok anlamsız ve basit ya. Hani Çin'den bir şeyler getirip onların videolarını çekiyordum. Onun dışında başka içeriklerim de vardı birazcık cringe. Ama konsept yavaş yavaş işte böyle Çin'den gelen bilmem neye falan, işte Çin'den gelen RC arabaya falan döndüğü bir dönem. İşte yavaş yavaş hani gitmek istediğim yola doğru gitmeye başladığım dönem. İstanbul'a bir fuara gittim. Bir oyun fuarına. Orada da işte Doğukan Dukstil, grafitici bir arkadaş var. Biliyorum Doğukan'ı. Onunla birlikte fuara katıldık. Ondan sonra fuara katılmadan önce onun eşine taksi çarptı. Ne? Bacağı, evet. Bacağı kırılmış mıydı, çatlamış mıydı ya? Çatlamıştı sanki. Şey dedi Doğukan da, hani biz bir hafta evin içinde çatlarız hani bu şey yapana kadar. Kal sen de burada şey yapalım işte. Muhabbet evin içinde takılırız. Hani zaman geçer. Tamam dedim. Okey. Çekeceğim içeriği de onunla çekecektim falan. Öyle bir şeylerdi. 8 gün falan ben İstanbul'da Doğukan'da kaldım. Ondan sonra eve bir döndüm. Bütün kargolar bir kere de gelmiş. Normalde hani gümrükten geçme süreci falan hadi olur ya be, böyle. Ben öyle plan... başladı. Evet evet. Çünkü... Onun story'si var. Hatta arşivden geçenlerde sanki paylaşmıştım tekrar. Toplu paket açılışı böyle başladı diye. İstanbul'dan işte inmişim taksiden eve girmişim işte. Eski odayı hatırlıyorsun evet, diye hatırlıyorum, düşünüyorum. Hatırlıyorum hatırlıyorum. O odada böyle zaten o ilk videoda şeydeyim. Odamda böyle yerdeyim. Şey çünkü başka alan yok ve gecenin ikisinde falan çekiyorum video. Bizimkiler içeride uyuyor. Story atıyorum diyorum. Bunların hepsini bir kere de açıp video atayım mı falan gibi bir şey diyorum. Ve herkes o kesin yap işte çok merak ettim falan diyor. Normalde hepsinin şeyi var ama böyle hani. Hepsi işte yok dünyanın en güçlü el feneri falan işte var arasında mesela. Ondan bir aslında tek içerik çıkacak falan hani. O an dedim oturayım yapayım. Bir tane de şeyim var o dönem. Şu an inceleme kanalım. Sadece Lemur diye ürün incelediğim bir kanal var. O dönem o benim yedek kanalımdı. Böyle bir sürü kanal falan kapanıyordu o dönem böyle. Birileri işte spam yapıyor. Toplu şikayet ediyorlar. Kanal kapanıyor falan. Ne olur ne olmaz diye açtığım bir kanaldı orası. Oraya attım videoyu. Ondan sonra ilk gün 3000 mi ne izlendi. Ama yani ben zaten içeriğin tutmayacağına eminim. Hani sadece o Instagram'da bana onu yazanlar mutlu olsun diye yaptığım bir içerik. Abi ikinci gün bunların toplamı kaç para acaba diye böyle bir oturdum. Parayı topladım. Sonra o dönemde de hep şey var böyle işte. Büyük YouTuberların paralı içerik yapma trendi var. Başlığa bilmem kaç liralık bilmem ne diye böyle şey yapıyorlar. Toplam parayı başlığa yazdım. Abi ikinci gün video 70 bine çıktı. Üçüncü gün 24 saatte 1,5 milyon falan. Hani böyle bir anlamsız bir şey var, tamam mı? Konseptin çıkışı bu. Baktım dedim insanlar seviyor. Ya o dönem şey vardı bu arada. Toplu paket açılışı yapanlar vardı ama şeydi hani mesela 5 tane ürün almış 5'ini açıyor. Ya da şey makyaj kanalı işte markalardan onlara böyle aylık şeyler geliyor ya. Deneme ürünleri, tester ürünler falan geliyor. Onlar mesela toplu paket açılışı falan yapıyorlardı ama böyle genel tam olarak bir konsepti olmayan ve gadget gibi şeylerle falan çıkartan ben oldum herhalde. Ben şeyi söyleyeceğim abi. Söylemiştim sana daha önceden de yayında söyleyeyim dedim. Ben Xiaomi'yi senin sayende tanıdım. Marka olarak tanımıyordum, tamam mı? Yani tamam Xiaomi falan diye böyle geçiyordum onu. Evde Roborock olsun, LED lambalar olsun, kameralar olsun. O kadar çok Xiaomi gadget'i var ki ve bunların hepsinin sorumlusu sensin. Ama abi fiyatına göre iyi yani. Çok iyi abi. Veriyorsun paranın karşılığını alıyorsun. Net yani. Evet. Hayal kırıklığına hiçbir zaman uğramıyorsun. Evet. Ulan bunu da kötü yapmışlardır demiyorsun yani. Alıyorsun abi. Evet. Elektrikli tornavida bile işini görüyor yani. Bir tek sen şeyi beğenmemiştin galiba. Yanlış hatırlamıyorsan düzelt beni. Araba pompası. Lastik pompası böyle bir diye yani. Bazı ürünleri şey alt firmalara yaptırıyorlar. O mesela fiyatına göre iyi bir ürün değildi. İyi bir ürün ama fiyatına göre iyi bir ürün değil. Bir tık pahalıydı mesela. Öyle bir muhabbet vardı. Çünkü o bir tek onu hatırlıyorum. Onun dışında ya ben böyle şey yapıyorum şimdi Türkiye'den gidiyorum ya İstanbul'a. Hop diye dalıyorum abi Xiaomi mağazasına. Merhaba diyorum. Selam diyorlar. Ben yağmalı
ağlamaya geldim diyorum, tamam mı? Nasıl yani abi diyor. Şunu ver, bunu ver, onu ver, bunu ver. Ben böyle takı 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 hepsini alıyorum böyle, kucaklayıp gidiyorum. Adam böyle bir saat kasada bekliyorum ondan sonra. O yüzden o senin sayende oldu. Suçlusu bu arkadaş. Şimdi bu yeni bir formatım var. Çok hoşuma gidiyor benim de. İnfluencerlar geliyor, ziyaret ediyorlar seni ve onlara hediyeler getirtiyorsun. Dersini nasıl çalışıyorsun abi? Bu hediyeleri neye göre topluyorsun? Neye göre belirliyorsun? Ne yapıyorsun? Öncelikle videolarını çok izliyorum. Storylerini takip ediyorum. Tuğkan ilk konuk olduğu için Tuğkan'da ben stres yaptım. Hani beğenecek mi, beğenmeyecek mi falan diye. Tuğkan'ın o Karınca Çiftliğim kanalı bende podcast olarak günlerce çaldı, biliyor musun? Kulağımda normalde hani Lego yaparken mesela müzik dinlerim. Ben bir hafta Tuğkan dinledim. İyiymiş. İşte ondan sonra zaten Ne Oluyor ya katıldı. Onlarla zaten baya bir sohbetim falan da var. Hani birlikte takıldığımız zamanlar falan oldu. Videolarını izliyorum falan orada. Birisiyle konuştuğunda nelere hoşlandığını az çok anlarsın ya. Evlerini de gördüğünde mesela, birinin evini gördüğünde etraftaki şeylerden, nesnelerden, objelerden neyi hoşuna gideceğini. Mesela Ceyda pofuduk şeyleri seviyor. Evine gittiğim anda ilk kapıdan giriyorsun ve Ceyda pofuduk şeyleri seviyor. Tamam, anlıyorsun. Oğlum senin içinde bir stalker mı varmış? Bir Sherlock mu varmış? Biz buradan bunu mu anlamalıyız? Abi Sherlock'luk bir durum yok. Şey, onlara mesela şey, hani evlerinde vlog çektim ve orada da direkt soruyorum hani bu evde bu kadar çok şey varken toz alması zor olmuyor mu falan diye hani. Etrafta şey olmaz benim. Baya bir şey var ama benim şeydir. Kolay kolay bir şey sergilemem. He, anladım. Şeydir çünkü o toz olur. Ya da böyle dikkatimi çekmeyecek. Sürekli görmeyeceğim yerlere bırakırım onları. Ya hocam bırak Allah'ını seversen, yatak odanda Hogwarts kaç aydır duruyor? Hiç görmeyeceğin yerde mi duruyor? Televizyonun önünde duruyor. Sayın izleyici, kendisi gördüğünüz gibi palavracı. Bakın ortaya çıkardık. Vallahi bunu. Yer yok. Ya o kadar absürt bir tasarımı var ki onun böyle şey. Hani yatay değil, şöyle geliyor. Ben biliyorum, ben çalıştım geldim. Ben çalışıp geldim hocam. Şeyleri falan söktüm bak. Nasıl canım acıyor. Ekskavatör yapmıştım beyaz. Libler miydi? Nasıldı o marka, unuttum. Libler. Onu mesela en son koyacak yer yok diye söküp kutusuna geri koydum ve canım acıdı. Hani bunu yaparken Hogwarts'ta onun ledleriyle ben günlerce uğraştım. Modeli 3 kere falan yaptım ben. Söküyorum bir yere ulaşacağım diye falan hani. Onu sökmeye kıyamıyorum. Koyacak yer olsa direkt koyacağım. Ya gittim ışıklı dolap yaptırdım. Dedim bunun içine sığar. İşte o yatak odasına yaptırdığım kıyafet dolabı var ya orada böyle raf gibi yerler falan da yaptırdım. Oraya da sığmadı. Sığmıyor. Sığmıyor. Yapacak bir şey yok. Alakasız bir şey soracağım. Ama genel olarak merak ettiğim için soruyorum. Bunu genelde bütün YouTuber'lara soruyorum abi. Hayalin bu mu? Hani hayaline ulaştın mı sence? Daha gitmek istediğin hayalin nedir? Bundan 10 sene sonrası için nasıl görüyorsun? Hakan nerede? Bu konuda şey konuşmak çok zor. Bir kere şey hani eğitim hayatımın, iş hayatımın hiçbir bölümünde YouTuber olayım, influencer olayım gibi bir şey yoktu. Hani kardeşime falan ben şu Minecraft kanallarını izliyordu ya kızıyordum. Bayağı kızıyordum hem de. Öyle böyle değil. Hani aç kendin oyna, orada bilgisayar almadık mı falan modundaydım. Hani niye onları izliyorsun falan modundaydım. YouTube'a başlangıcım da benim can sıkıntısı. Yani bayağı can sıkıntısı. Bir yerde çalışıyordum. Çalışırken bunalıma girdim. Bayağı bunalıma girdim yani. Ve dedim ki 6 ay çalışmayacağım ben. Evde kararlarım. Bana karışmayın. Ben dedim 6 ay yatacağım. Yatamadım. Canım sıkıldı 2 ay sonra. O sırada oldu ya. Öyle başladı hani. Oluyormuş deyip başladı. Böyle şey yok hani. Hiçbir plan, hiçbir şekilde yok. Böyle bodoslama. Denedim. Oldu. O zaman oluyor. Hadi devam edeyim. Üstüne gideyim falan gibi bir süreç var. Su akıp yolunu buldu hikayesi. Evet. Geleceği nasıl gördüğümü de hiç büyük konuşamayacağım. Çünkü 5 sene önce ben YouTube'un en fazla ya da en azından benim en fazla 5 sene gideceğimi düşünüyordum. Çünkü o dönem sürekli böyle şeydi. Birileri patlıyordu. Ben mesela 6 ay sonra yok oluyorlardı. Ama şu an geldiğim noktada o 5 sene geçtikten sonra kariyerimin en üst noktasındayım. Hani daha da gidecek mi yoksa düşüşe mi geçecek bilmiyorum ama şey hani benim aslında biteceğini düşündüğüm noktada ya da kendimin biteceğini düşündüğüm noktada aslında en üst noktadayım şu anki süreçte. O yüzden bir şey diyemiyorum yani, bilmiyorum ama yapmaya kesinlikle devam edeceğim çünkü çok seviyorum. İş yaparken ben şeyden çok sıkılıyorum bir yerden sonra. Öğreneceğim şeyler bitti mi? Yapacaklarım şeyleri böyle her şey bir yerden sonra ezbere oturur ya. O noktaya geldiğim anda benim psikolojim, mental sağlık gidiyor. Ben yavaş yavaş bunalıma doğru gidiyorum. Çünkü aynı şeyi tekrarladığımı, yerimde saydığımı düşünmeye başlıyorum. Ama burada öyle bir şey ki her hafta bir şey var. Değişik bir şey çıkıyor. Yeni bir şey. Değişik bir şey. Tamam yani benim konseptim genelin birazcık dışında serilerim var. İşte toplu pakete çalışım, maket videoları, legolar böyle. Seri olarak gittiğim şeyler var. Ama onlar bile aslında hepsi farklı bir heyecan böyle düşündüğünde. Birbirinden birazcık farklı. Bu seferkinin üstüne birazcık daha farklı bir şey koyayım. Bunda daha çok LED olsun falan gibi. Hani... Bunda paket daha pahalı olsun mesela. Çin'den gelen paket açılışında tabii. Daha para fazla var. İşte Titanic'e buhar şeyi de koyayım. Öncekilerde yoktu hani. O ufak bir değişiklik ama mesela benim için bir farklılık. Yeni bir şey denedim ve yeni bir şey yaptım. Şöyle diyebilir miyiz? Akışla beraber devam ediyorsun abi. Yani aynen, nereye giderse nasıl gider. Kadar. Aynen. Ve sıkılacağımı da hiç sanmıyorum yani. İçerik üreticilerinde şey falan çok olur. Bunun hatta YouTube'da eğitimlerini bile vermişlerdi. Ne deniyordu ona ya? Aa değil mi? Tükenmişlik sendromu.
sendromu diyeceksin. Ha, tükenmişlik sendromu. Bende yok mesela. Çünkü şey, yapmak istediğim bir sürü şey var ve hayatım yetmeyecek zaten bunları yapmaya. Bunun farkındayım yani. Ömrüm bunların hepsini yapmaya yetmeyecek. Abi peki bir şey soracağım. Bunu merak ettiğim için soruyorum. Daha sonra soracaktım ama bu konuyla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bursa'dan içerik üretmekle bunun bir alakası olabilir mi? Çünkü mesela İstanbul'da olan içerik üreticilerinin hem sevgiden, hem ilgiden, hem insanların kolay erişmesinden, hem insanların iyi niyetle, yanlış anlama yani kötü niyetle de yapmıyorlar tabii ki insanlar bunu, ama iyi niyetle insanları bir farklı bir psikolojiye sürüklediğini sen ne diyorsun? Sence öyle bir olasılık var mı? Bursa'da daha böyle bulunduğun yer itibariyle hani kendini daha bir izole tutabiliyor olman. Mesela ben Danimarka'da konforluyum abi, tamam mı? Ben burada istediğim gibi içerik üretebiliyorum çünkü insanları rahatsız edemiyorum. İnsanlar bana gelip de hani şey yapamıyor, uzağız. Hani oradayken zaten ben o zamanımı onlara ayırmış oluyorum. Zaman ayırmam gereken ayrı bir izleyiciler. Şu anda gidip fiziksel olarak bir arada olmamı gerektirecek bir şey değil. Anlatabildim mi? Mümkün değil çünkü. Hayatımda o kutu boş. Böylece daha çok işime kanalize olabiliyorum. Mesela Bursa'da olmak nasıl bir şey? Bursa'da olmak buna bir fayda sağlıyor mudur? Nispeten daha küçük bir şehir olmasına göre. Tamam, kalabalık bir şehir ama aynısını mesela Antalya'da yaşayan içerik üreticileri de muhtemelen yaşıyordur. Yani o kutu biraz daha küçülüyor ne olursa olsun. Muhtemelen. Ya şey olarak kesinlikle etkisi var. Ben bugüne kadar hiçbir YouTube dramasına girmedim. Kimseyle kavga etmedim. Laf ediyorlar mesela uzaktan. Görmezden geliyorum ya. O kadar böyle şey. Kudur orada sen falan modundayım. Çünkü kimseyle kavga ederek şey yaparak işte beynimi ona ayırmak istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben içeriğimi üretmek ve ona odaklanmak istiyorum. İstanbul'da belki mecburiyetten aynı ortamda falan bulunabilirsin çünkü bazı kişilerle. Peki sokakta rahat mısın mesela sen? Sokakta insanlar tanıyor mu Lemur'u? Bence bütün şehirlerde oran aynı. Dün Ankara'daydım mesela. Ankara biraz daha relaxtı. Kahvecide oturuyoruz. Masalardan sürekli bakıyorlar, gelmiyorlar. Bağdat Caddesi'nde ben onu çok yaşadım. Yanımda bir sürü insan var, tamam mı? Böyle hani Orkun var, Fırat var, Ceyda var. Hani benden çok daha üst seviyede YouTuber'lar, içerik üreticiler var. Abi kimse gelmiyor. Hiç kimse. Burak Güngör'le oturuyoruz mesela bir gün. Hiç kimse gelmiyor. Hep aynı. Ne zaman masadan kalkıyorsun, çıkıyorsun oradan. Ha, evet. Hemen birisi gelip abi fotoğraf çekiyor. Çok tatlılar ya. Nefis oluyor böyle. Vay diyorum, anasını satayım. Güzel, ne güzelmiş böyle. Meğer tanımışlar falan diyorum ben de. Bazı yerlerde de şey oluyor mesela. Ben orada arkadaşlarımla oturuyorum ve karşı masadan benim fotoğrafımı çekiyor. Ay o çok kötü. Konuşuyor falan. Ya bunu yapacağına gel selfie çekin çünkü beni aşırı huzursuz ediyor. Zaten yaptığı şey yasa dışı. Ultra yasa dışı bir şey yapıyor. Beni huzursuz ediyor. Arkadaşlarımı huzursuz ediyor. Ama orada arkadaşlarıyla dedikodusunu yapıyor. İşte Glamour burada. Yapma bunu yani. Gel beraber çekelim yani fotoyu diyorsun değil mi abi? Aynen. Bugüne kadar da kimseye şey yapmadım hani böyle reddettiğim falan olmadı. En böyle uçlu şeydir. Eve gelen paket servisçi mesela fotoğraf çekinebilir miyiz der. Hani çekinelim ama evimin burası olduğunu sakla ve belli olmasın. Hani söyleme kimseye lütfen. Birkaç kere şey oldu mesela. Atıyorum uçağa yetişmeye çalışıyorum. Yukarıdan ismim anons ediliyor, öyle düşün. Uçağa koşturmaya çalışıyorum böyle. Çocuğun şey geldi. Çocuk dedim de belki 30'a falan yakındır yani. Dedim lütfen benimle yürü. Hani şey çünkü o telefonunu çıkartacak, kamerayı açacak falan ya. Koşarken böyle durdum. Çekindik. Kendine iyi bak dedim. Devam ettim. Ha mesela yanlış anlamış mıdır bilmiyorum. Ey burada izliyorsa da özür dilemiş olmalı yani. Yanlış anlama. Adam koşuyormuş. O uçağa yetişiyor ya. Yapacak bir şey yok yani. Yayınlarda hep söyledim mesela. Kendi adıma söyleyeyim. Görürseniz gelin abi ne olacak? Hiç sorun değil. Ben mutlu oluyorum hatta. Ben böyle birisi gelip benimle fotoğraf çektirmek istediği zaman ki çok ender oluyor. Yarın bir gün daha da ilerlerde de daha da çok insanın farkına varırsa şey olursa da o zaman da gelin abi. Bak buradan da sözünü vermiş olayım. Arkamdaki kapandı. Yemek yerken gelmesinler ama. Bak eyvallah. Bir tane çocuğu kovdum. Bak en uçu bu. Bir yerde oturuyorum. Arkadaşlarımla yemek yiyorum. Geldi, fotoğraf çekinebilir miyiz? Tamam çekindik. Abi hiçbir şey demeden yanıma oturdu. Böyle bir afalladık. Konuşma yarım kaldı böyle. Alakasız bir şey konuşuyoruz biz orada ve konuşamıyoruz. Çünkü yanımızda 15 saniye önce tanıştığımız birisi var. Abi 3 dakika 5 dakika. Hadi bir taraftan yemek yediğimiz için böyle o sırada yemekleri bitirdik falan. Oyalanmaya falan çalışıyorum. En son dedim hani lütfen git. Lütfen git abi. Lütfen hocam. Tek başıma olsam mesela bir yerde beklerken çay içiyorum ve oturabilir miyim deyip otursa belki hiç problem yok. Severek sohbet ederim hatta hani. Sorular sorarım hani ne düşünüyorsun? Şu video iyi miydi? Onları yapıyorum bu arada hani bazen öyle oluyor. Müsaitsem eğer yanımda çünkü arkadaşlarım benim bu sektörle çok alakasız insanlar. Onlar yoksa yanımda ve bir takipçiyle denk geldiysem mesela çok severek sohbet ediyorum. Çünkü birebir gözüne bakarak feedback alıyorsun. Tabii çok önemli bir şey o. Orada çok alakasız bir yerde izin bile almadan oturduğu için bir yerden sonra sinirlendim ve yani 10 dakika falan da sabrettim.
iyi bayağı durmuşsun ha adamı gönderme. İyiymiş. Peki takipçinle yaşadığın en ilginç anın? Akvaryumun yansımasından evimi bulan ikizler var. Oha, Sherlock'a bak. O ne lan? Önceki evde toplu paket açılışlarını yaptığım balkonu hatırlıyorsun. Balkonu hatırlıyorum. Arka planda şeyi görüyorlar. Cam var. Oradan böyle köşeden bir yerden şey gözüküyor. Parkın demirleri gözüküyor. Bakıyorlar, diyorlar aa bu bizim oradaki parka benziyor. Ondan sonra hangi sitede oturduğumu çözüyorlar. Ama hangi ev olduğunu çözmeleri, salonda çektiğim bir videoda orada bir tane akvaryumum vardı benim. Akvaryum köşesi böyle bombeli. Tam o bombeden perdenin deseni yansıyor. Oha! Ondan sonra parka oturuyorlar. Telefonun zoom'unu açıyorlar. Sırayla evlerin perdelerine bakıyorlar. Kahve ısmarladım, oturdum, muhabbet ettim. Hem çok gerildim hem de çocukları gördükten sonra sevdikleri için şey yaptıklarını aldığım için dedim bir şey yapayım. Yani bunu ödüllendirme olarak düşünmeyin, böyle bir şey yapmayın. Normal şartlarda aşırı rahatsız edici bir şey çünkü. Hani bunu kötü niyetle yapmadıklarını anladığım için bir de nasıl bulduklarını öğrenmem gerekiyordu. Başkaları da öğrenmesin. Evet, o daha önemli. Eğitlemişsin adamları. Oğlum bir ben diyorum ki biz genetik olarak Türk milleti hackerız lan. Kafamız buna çalışıyor yani. Eğitim alan her Türk hacker olmaya adaydır. Bak benim böyle bir savım var abi. Kafamız hep böyle çalışıyor ya. Bu bahsettiğin yani o OSINT diye geçiyor abi. Ya öyle bir metodoloji var. Abi nasıl buluyorlar bu ama işte ya? Bu işte yani. Bilmiyorum. Biz burada Sherlock'luk falan diye dalga geçiyoruz da bundan para kazanan insanlar var siber güvenlikte. Benim en büyük yaptığım sapıklık şey galiba. Ya sapıklık demezsek hocam. Yok ya, direkt rahatsızlık o. Teoman'ın telefon numarası denk geldi bir kere bana. Daha ergenlik dönemim ve Teoman'ın şarkılarıyla coşuyorum falan böyle. Benim en sevdiğim sanatçılardan bir tanesi bu arada. Ve bir şekilde birinden, bir arkadaşımdan bu Teoman'ın telefon numarası diye verdiler. Abi arıyorum. Gerçekten o. Ama heyecandan konuşamıyorum. Ve şey hani 3 kere 5 kere falan yaptım bunu en son çok. Ben dedim yanlış bir şey yapıyorum hani. Hani ya ara konuş ve konuşsam büyük ihtimal küfür eder Teoman'ı az çok tahmin edebiliyorsam. Abi şimdi bak bendeki soruları tükettik. Öncelikle teşekkür ediyorum sana. İyi ki vakit ayırdın. Ben teşekkür ederim. İyi ki harikaydı. Çok güzel bir sohbet muhabbet oldu. Genelde benden şey bekliyorlar böyle hani daha bilişim, teknoloji ve şey üzerine sorular sormamı istiyor insanlar ama bende de şöyle bir şey var abi. Kendim merak ettiğim şeyleri sormak istiyorum. Bizim kanal çünkü biraz daha bilişim, teknoloji ve hacking üzerine bir kanal olduğu için tamam kardeşim ilk 4 soru sizi mutlu edecek sorular. Ondan sonrası benim sorularım. Ben merak ettiğim için. Çok teşekkür ederim. Hepsine vakit ayırdın, cevapladın abi. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Şimdi geldik Lurna'nın zırt dediği yere. Senin bilmediğin bir şey söyleyeceğim. Bu serinin bir özelliği var abi. Serinin sonunda konuk olan kişi bir sonraki konuk kim olacak onu söylüyor. Ha bu konuda üstünde baskı var benim bir kere. Ha öyle mi? Öncekinde Oğuzhan Uğur'u önermemi beklediniz. İzledim. Dersime çalıştım. Aa izledin mi? Ana! Yakalandık. Ha bu arada Oğuzhan abiyi çok severim ve kesinlikle muhabbet akar. Bence olabilir. B planına ihtiyacım var çünkü Oğuzhan Uğur'la ben sadece Twitter'dan iletişim halindeyim. Ortak bir tanıdık bulmam gerekiyor ona ulaşabilmek için. Abi Fırat'a söyle, ben Dominik'ten beri sohbet etmedim sanırım. Şu an çok ayıp olur ben yazarsam. İşi düşünce yazıyormuş gibi olurum. Oğuzhan abi seni gerçekten çok seviyorum. Denk gelmedik. Vallahi denk gelmedik hani böyle şey değil. B planı olarak da geçenlerde daha çok yeni tanıştım. Enis Kirazoğlu olabilir bak. Tamam. Samimi arkadaşım falan değil. Geçenlerde bir yarışma sunuyordu. Ben de oraya katıldım ve sohbet aktı gitti güzel, sevdim. Enis'le şey çekmiştik. Bir tane yerli bir laptop firması diyeyim. Onun bir eventinde beraberdik. Windows ve güvenlik ve işte yeni teknolojileri falan anlatıyordum. O sunucuydu. Temmuz ayının içinde İstanbul'da olacağım. Creator Station'a kapanacağım. Orada böyle kim gelirse çekeceğim tamam mı? Yani öyle deli gibi bir liste var önümde. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Enis zaten o listenin içinde. Olmadı bir B planı da zaten izleyicilerin yazdığı isimler var. Oradan çıkartırım. Ben Fırat'la konuşup Oğuzhan'a ulaşacağım. Esas olursa o mükemmel olur. Orada tek bir endişem var abi. Oğuzhan tatile gitmiş olabilir. O bu dönemlerde böyle bir tatil matili yapıyor. Ona denk gelebilir ama bakacağım. Ama sözümü aldım. Teşekkür ederim. Sen bizim dataları mı tutuyorsun? Ne yapıyorsun? Hangi dönemde tatile gittiğimizi nereden biliyorsun? İzliyorum birader. İzliyorum. İzleyicinizim ben sizi. Tamam mı? Ve her izleyiciniz biliyordur bunları. Oğuzhan abi masada böyle böyle yaparak aynı yerde sunuyor. Tatile gittiğini nasıl anladın? Hangi dönemde? Son 2 senedir Pint sezon finalini yapıyor abi Haziran ayı içerisinde. Sezon finali bu diyor. Ondan sonra storylerine bilmemlerine bakıyorsun. Hep böyle Ege'de, Akdeniz'de bir yerlerde değil Antalya'da falan. Antalyalı zaten. Oralarda böyle kamp map bilmem ne yapıyor beraber. Oradan da hatta bazen içerik çıkartıyor. Bazı videoları falan filan böyle outdoor çekimler. Karşımda eski bir hacker var şimdi. Ya şimdi o konuya girmeyelim. İstesek buluruz illa. Bu bilgisayarı çöpe atayım mı? RAM'lerini kırıp.
Gerek yok. Artık çok geç. Artık çok geç. Çöp atmanın hiçbir gereği yok kardeşim. Şimdi sizin orada tamam mı? Ha, yeni mahalle falan diyormuşum ben şimdi. Seni çalıyormuş abi. Selamun aleyküm. Ya bak, çok alakasız aklıma bir şey geldi. Şu söyle. Online rastgele birileriyle denk geldiğin platformlarda isim çıkartıyorlar ya. Onu nasıl yapıyorlar? Senin ismin Sasha değil mi diyor mesela. Hayır diyor. Kalkıyor sandalye. Sandalyesinin arkasında Sasha yazıyor falan. Adresini falan buluyorlar ya. Kayıt olurken bir takım bilgileri giriyorsun. Username bilmem ne falan filan ya. Bu uygulamaya da girerken bunu bir ID ile yazıyorsun. Uygulamada bir açık vardır. API'den sorgu yaptığın anda user ID'yi veriyordur sana karşında konuştuğun kişinin. Sorguyu yaparsın tak diye kayıt olurkenki bilgilerini getirirsin karşına. Kullanıcı adını falan oradan bulabilirler mesela. Bu bir yöntem. iDoor dediğimiz bir açık var. Onu tamam. Kullanıyorlardır. Bunun dışında takip de bulurlar. Bir sürü videosunu izlerler o kişinin denk geldiği. Onların içinden toplarlar. OsitFramework.com diye bir web sitesi var. Orada mesela Mendebur Lemur. Bu username nerelerde alınmış? Bana getir diyorum. Tak 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 tak. Bütün sosyal medyalarda nerede varsa getiriyor bana. Yani bir alışveriş sitesinin bilgileri, datası daha önce çekildiyse orada mesela Mendebur Lemur diye kayıtlı birinin adresini bulabilirler. Tabii ki bulabilirler abi. Çok kolay. Bu çok değerli bir bilgi. Ben bunu şey yapayım. Hepsinde username'imi değiştireyim. Şöyle bir şey var. Bir tane herhangi bir alışveriş sitesinden leak'e bakarlar. Leaklenmiş database'ler bulunabiliyor internette. Onların içine sorgu yapıyorsun. Hı-hı. Direkt gidiyorsun Lemur diye aratıyorsun abi. Hepsi çıkıyor. Gerçi benim Mendebur Lemur diye kayıtlı olduğum hiçbir yer yok. Oyun username'inden bilmem neden giriyor herif. E-mail adresini buluyor. Ondan sonra da e-mail adresini alıp o dediğin database'e bakıyor. Aaa burada o e-mail adresi var, ne güzel. Şimdi bakalım başka bu e-mail adresi nerelerde çıkmış deyip leak database'ler arasında e-mail'i sorguluyor. Ondan sonra bir tane e-mail'in Homini Gırtlak sitesinde mesela adresinle aynı yerdeyse... Haşırttı Blackboard cash on the table. Şu an aşırı anladım. Aşırı anladım. Tamam, evet. Bu arada hiç üst seviye bir şey de değil yani. Olabilecek en basic. Çok basit. OSINT şey abi. Yapıyorsun. Bir yerden 0.0.1 Ethereum'a data alıyorsun. Aynen. Sonra gidiyorsun onu match ediyorsun. Ctrl F. Aynen aynen. O kadar. Kötüymüş. Dostum çok teşekkür ederim. Vallahi çok memnun oldum. Ben OSINT'a ulaşmaya çalışacağım. Olmazsa başka bir alternatifim var kafamda. Sana çok teşekkür ediyorum tekrar. Kendine çok iyi bak. İyi ki vakit ayırdın. Sağ ol, var ol. Yardımcı olabileceğim bundan sonrasında ihtiyacın olursa bu deminki konu gibi ve benzeri şeylere ihtiyacın olursa mutlaka bana haber ver. Elimden ne geliyorsa yaparım. Son olarak da sadece bir şey söyleyeceğim abi. Harun'a ev alıp çocuğu bıraksana, kendi başına evini yapsın. Sen niye adamın evini yapıp içerik üretiyorsun ondan? Ondan sonra da kalkıp evi şunu yaptı. Biz bu evin yapılışını izlemiştik. Bir daha o evin yapılışını niye izliyoruz? Niye biz masanı seyrediyoruz? O masa Harun'un olması gerekmiyor mu? Bunu söylemesem içimde kalacaktı sevgili kardeşim, kusura bakma. Şimdi orası Harun'un evi değil bu arada. Orasını ben stüdyo olarak aldım. Burayı ben uzun vadede komple eve çevirmek istiyorum. Yani artık burada çalışmak istemiyorum. Oraya gideceğim ve orada videolarımı çekeceğim. Orası böyle bir iş yeri gibi olsun tamam, istiyorum. Tabii oldu. Aynı zamanda şey, Harun'u oraya yollama sebebim de şu bu arada. Normalde bu evin üst katında işte iki oda var. Evet. Dip-dibeyiz. Ve bu çocuk bütün gün Discord'tan arkadaşlarıyla konuşuyor. Birbirlerine mimler falan atmaya başladıktan sonra bir kopmaya başlıyorlar. Uyuyorum ve kahkaha sesleriyle uyanmaya falan başlıyorum ve ben uykum bölümünden deliriyorum. Adamı direkt evden ihraç etmiş o yüzden. Çok iyi ya. Ama şu an ikimiz de çok mutluyuz. Bir de onun evine ses yalıtımı da yaptırdım. Yan komşuları da rahatsız edemiyor. Çok iyiymiş abi ya. Ha, diyorum orada kudur. Seni takipçilerin adına bunu sana sormak zorundaydım sevgili kardeşim. Yapacak bir şey yok. O zaman öpüyorum abi seni. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederim. Ben de öpüyorum. Vakit herkese için. Çok selamlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun. Neydi lan? Abone olun. Neydi? Abone olun oğlum. Abone olun oğlum. Eyvallah. Eyvallah abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Abone olun oğlum.